Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, evimize hoş geldiniz ve sizi çok özledik, değil mi Ali? Evet hayatım. Evet dostlarımız, biraz video çekmeye ara vermiştik. Annem hastaneye gelip gidiyordu çünkü o yüzden. Öyle bir ara verdik dostlar ama tekrar sizlerle karşınızdayım. Dostlarım bugün ben de annem de izleyenin niyetine kahve ve tarot fallarımızı açıyoruz. Sürprizli bir fal olacak gene. İzleyicilerimize özel sürprizlerim olacak. Hep herkesin şeyini aldım. Yazmışlar bana da 2 kart 3 kart atar mısın diyenler var aranızda. Onlara 2 kart 3 kart atacağım. Sürprizlerimi bekleyin. Değil mi Anil? Evet, evet. Evet dostlarım, hemen başlamadan önce şöyle söyleyeyim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve videolarımızı beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Çok çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz ve sözü anneme bırakıyorum. Evet dostlarımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz evet. De size geldik, siz bize geldiniz. Evet. Fatma'nın dediği gibi baştan sona bizi bekleyin, izleyin. Aralarda evet. Da olabilir, sonunda da olabilir. Fatma bir şeyler yapmayı düşünüyor sizlere. Evet, bugün sürprizim var çünkü şeyden bakacağım burada yorumlarda, bu annemin telefonu. Yorumlarda bana da bakar mısın diyenler var. Onlara böyle tek tek bakacağım inşallah. Allah'ım izin verirse kaçırmayın. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalımıza abone olmanız. İzleyip de abone olmayanlarımız var. İzleyip de abone olmayanlarımız abone olursa sürprizler onlara da denk gelebilir. Herkese denk gelebilir. Herkese mutlu etmek adına 2 kart 3 kart açmaya çalışıyorum. Tabii falan ortasında olur, başında olur, sonunda olur, neresinde olur bilemem ama 2 kart, 3 kart, 2-3 kişilere bakıyorum dostlar. Ufalımızla, evet. Ufalılarımız bizim, bizi izleyenlerimiz bakıyorum. İçin ve abone olanlarımız için. Evet. Geçerlidir hayatım, abone olanlar için yine geçerli olacak. Evet. Siz de olursanız sizin için de olabilir değil mi? Yes. Şimdi buradan ben bakıyorum zaten. Başlayayım. Evet dostlarım, gerçekten sizleri çok özledik. Benim biraz rahatsızlıklarım oldu biraz. O yüzden hani birkaç gün geciktirdik. Birkaç gün dediysem yine bir hafta bir gecikmemiz oldu. Ha şimdi çok iyiyim, çok şükür. Aralarda yine anlatırız neler olup bittiğini. Bir bakalım. Dileğiniz var dostlarım. Dileğiniz güzelmiş. Oh. Gerçekten sıkıntılarınız düşüyor be canlarım. Sıkıntılarınız dökülüyor ama bakın. Bazı sıkıntılarımız var ki. Bakın inanın herkes için bir sıkıntılar var. Sıkıntısı olmayan insanımız yok. İnanın herkesin dağına göre kışı vardır derler ya. İşte onlardan, herkesin kendi dağına göre bir kışı vardır. O kışı atlatmak için Allah bize yardım etsin. Hepimize. Sabır versin dememek lazımmış. Hani neden yardım etsin demek bak, daha iyidir. Tevekkül versin mi? Öyle bir şey dedi. Selamet dur. Selamet, selamet versin. Demek. Selametle kaldır çünkü her zaman. Allah sabır versin dediğinde kötü bir olay olsa da Allah sana onun sabrını veriyormuş ve ona katlanmak zorunda tabii, kalıyorsun. Allah kimseye kaldıramayacağı yükü vermez hiçbir evet. Zaman. Selamet verin diyecekmişsin evet. Zaten. Canlarım biraz sıkıntımız var. Para sıkıntımız var. Bu para sıkıntımız yakın bir zamanda gidecek ama yani yurt içinden ya da yurt dışından kim olursa olsun izliyorsa bizi inanın bana gerçekten sabrı hani sabır diyeyim de yani hani Allah bize hepimize yardım selam. Ediyor ve edecek de zaten bir kapı açılıyor size. Bir kapı dediysem böyle kocaman koca kapı gibi bir hani köy yerlerinde olur bahçe kapısı olur ya böyle koca kapı deriz biz ona. O koca kapılardan var açılıyor size öyle kocaman iki tane böyle açılacak. Ve o kadar güzel ki, nasıl diyeyim böyle, tosbağınız ayağa kalkmış, bir ev sıkıntınız var ya. Tosbağı ev demektir biliyorsunuz. Yani ev sıkıntınız var, bu ev sıkıntınızı hallediyorsunuz, bitiyor, gidiyor yani. Canlarım şu günlerde canları sıkılanlar var arada sırada diyeceğim ama baya baya canı sıkılanımız çok fazla. Bir yerlerde bana bir çiçek de almıyor yahu. Bir çiçek al bari ya. Bir sevindir beni be. Şu gönlümü hoş et be diyeceğim. Bakın erkeklere de diyorum bayanlara da diyorum. Ne olursunuz birbirimize bir çiçekler verelim. Bakın. İkide bir bakın diyorum ama depremi biliyorsunuz. Geceden sabaha çıkmayabiliriz. Birbirimizi hoş tutalım. Birbirimizi sevelim. En azından yoldan geliyorsun ya bir tane çiçek kopar gel. Papatya, canım param yok ama yoldan kopardım geldim. Bunu sana gösteriyorum diyebilirsiniz. Tamam mı? Bayanlar da evde akşama kadar sıkılıyorlar çocukların ev işinden. Yani biraz hoş tutun onları. Hoş tutarsanız siz de memnun olursunuz. Eşiniz de memnun olur canım benim. Yes.
bir kalabalığınız var. Kalabalığınız harika bir yerde. Bir sanki bir düğünler etmeye çalışıyorsunuz. Bayramlar, nişanlar ediyorsunuz. Düğün, bayram, nişan diyenin hesaptan. Ama şu günlerde acılı olduğunuz için bayağı bir hüznünüz var. Bu bizim zaten hepimizde bir hüzün. Gerçekten halen açtığımız zaman açıyoruz televizyonları. Yani yalvarıyoruz ya gerçekten. Allah'ım yardım et ne olursun. Kalan giden varsa daha da yardım et. Geride kalanlara da yardım et. Yani gene de sabırlarını versinler. Allah geride kalanlara sağlık versin, sabır versin, huzur versin canlar. Kimse yurdunu yuvasını bırakıp gidemez. Deprem de olsa, sel de olsa, yangın da olsa. En azından onu yeniden toparlayıp o evi yeniden kaldırmak lazım, tamam mı? Kimse evini terk etmesin. Yerini, yurdunu terk etmesin. Yapılır yerler, yurtlar. Canlarım, çiçeğiniz geliyor. O yüzden dedim hani çiçek alalım, çiçek verelim birilerine diye bir eşimize, dostumuza, arkadaşımıza. Gerçekten çok güzel bir çiçeğiniz geliyor. Ama bu çiçeği almak için bir iki ay kadar zamanınız var. Sanki bir bayram vaktine, bayrama yakın bir yerde zamanda olacak bu. İnşallah, inşallah diyeceğim inşallah. Sanki bir kişiniz var evinizde böyle. Ya da bir tanıdığınız böyle yani sanki böyle duruyor hep. Bu böyle ne demek yani? Böyle insan kayıtlıdır. Ben de hiç sevmem böyle insanları. Kendini beğenmiştir. Ama canım benim. Elinde böyle bir şey, bir kalem var. Şeyin. Siz kontrat imzalayacaksınız. Bir anlaşma imzalayacaksınız ev konusunda. Bu kişi ev sahibiniz olabilir dedim ya böyle kişi. Biraz kendini beğenmiş ama gideceğiniz, taşınacağınız yer ya da alacağınız yer çok güzel, çok iyi gelecek canlarım benim. Murat ettiğiniz şeyleriniz var. Çok istediğiniz yerleriniz, istediğiniz zamanlarınız, umut ettikleriniz ama bunun için biraz daha zaman ve sabır. Bu sene biraz sıkıntılı geçecek gibi görünüyor ama inşallah şu bu ayda bu ayın sonunda, bu Mart ayının sonunda biter bu sıkıntılarımız hep de. Ondan sonra güzel günlere geçeriz. Ben umudum var yani ki Allah güzel günler verecek. Bekliyorum yani. Gerçekten de verecek, olacak yani geliyor. Canım böyle nasıl diyeyim, bir köy, bir kasaba çıkmış, adının içinde S harfi olan, İsmet olur, İsmail olur, ne diyeyim, İsmihan olur, yani böyle bir şey. Yani. İsimlerden olabilir, kadın da olabilir, erkek de olabilir, bu kişilerin çok güzel düşünceleri var, çok güzel iş yapmaya çalışıyorlar ve bir de şunu diyeceğim sizlere, ne olur yüksek katlardan ev almayın. Yüksek katlardan ev almayın. 1 liralık evi 5 liraya çıkarttırmayın. Olur mu canlarım? Yani ahşap bulun. Ahşap, eski de olsa ahşap bulun. Dayanıklaştırın ve orada kalın. Bence en güzeli bu. Yani biraz 1-2 kilometre şehir dışında olabilir. Olsun. Araba her yere gidiyor şimdi arabalar. Tamam mı? Öyle yapın. Ve bulacağınız ev şehir dışında da o yüzden bunu söyledim size. Gerçekten bir nikah bekleyenimiz var. Nikah yapacak olanlarımız var. Canlarım, nikahınız hazırlanmış ama nikahınız kalmış, bekliyor. Mehmet olur, Murat olur, Mustafa olur ya da Melik olur. Yani Muradiye olur böyle kişilerin isimlerinde bir nikah var ama bunlarda düğün yok şu anda. Düğün etmeyecekler ve nikahtan gitmeyi düşünüyorlar şu anda. Nikahımızı yapalım. Bu acılı günde düğüne gerek yok diyorlar yani ki doğru da yapıyorlar bence. Bunlara çok güzel kapı açılacak. Çok da iyi bir nasipleri var, kısmetleri var. Gerçekten çok şahane. Görüyor musun? Nikah masasını bak. Nikah masası. İnanın bana bakın buradan görebilirsiniz belki nikah masası. Öyle güzel ki. Tertemiz. Bir de şöyle söyleyeceğim. Arkasından iş bulmak isteyenler, iş arayanlar. İşinizi buluyorsunuz. İşi beğenmezlik yapabilirsiniz ama şimdilik elinize iyi bir iş bulursanız az da olsa getirisi olsun yine de. Başka iyi getirisi olan işi o işi bulduktan sonra bulacaksınız zaten. O zaman işi değiştirebilirsiniz hemen. Tamam mı? Canım araba almayacak. Evet araba alıyorlar. Kaktıra kaktıra. Ben araba istemiyorum ya. Ben araba istemiyorum evimde. Ben araba kullanmak istemiyorum. Parayı verdiğim zaman her yer araba benim diyorsunuz. Ama sizi İtalya'ya birisi araba aldıracak. Birisi kaptıra kaptıra araba aldıracak. Alın bence.
Her eve şart bir araba. Gerçekten hastalıkta, sağırlıkta, gezmesinde, yazmasında. Araba şart. Ben bunu biliyorum, ben bunu söylerim canlarım. Evet, ama arabayı alıyorsunuz. Ama iki tane sorun çıkacak bu arabayı alırken, çok dikkat edin yalnız. İki sorunumuz var. O iki sorun da çabuk hallolacak bir sorun. Çok değil. Bir de bebek bekleyenlerimiz var hayatım. Bebek, kız çocuğu bebek. Çok güzel, çok şanslı bir bebek. Bebek arabasını gör. Yani bebek arabası çok güzel. Hayırlı bir evlat olsun. Allah herkese hayırlı, sağlıklı evlatlar versin canlarım. Resmiyetlik yerle işi olanlar, mahkemelik yerle işi olanlar. Çünkü mahkeme sizin lehinize sonuçlanıyor canlarım. Lehinize dikkat edin. Mahkeme sizin lehinize sonuçlanıyor. Gerçekten çok güzel mahkemenin üstünde bak kişi. Mahkeme binasının üstünde kişi. Çok şahane, çok güzel. Bir de ne diyeyim, at. Murat. Uzun zamandır beklediğiniz, uzun zamandır istediğiniz o kadar güzel bir şey var ki çok yakın bir zamanda da olacak bu. Olacak canlarım, öyle güzel ki. Beklen. Tamam, beklen, az biraz daha zaman var. En azından diyeceğim şöyle, Mayıs ayının sonuna kadar bekleyelim. Şu acılarımız birazcık, ha tamam, tamamen bitmez. Biraz küllensin, biraz hani hafiflesin. Ondan sonra millet, herkes yani kendi işlerine bakmıyor. Tabii ki deprem bölgesindeki insanlarımız iş arayacak, iş bulacak, iş geçim kaynağı, devamı olmaz dışarıdan gelmesini beklemek. Herkes mecburen çalışacak, tamam mı canlarım? Şimdi de tabağımıza bakalım gülüm. Ondan sonra bir daha bir bakalım. Çok canımız sıkkın, çok Bugün evin gerçekten. canı zaten. Senin canım. Oo, Fatma'nın da okulda biraz derslerinden biraz şeylik ve sınavından biraz şey kalmış. Canı çok sıkkın. Aney, aney deyip duruyor. Ben öldüreceğim seni, sus. Of arkadaşlar, Sınavlardan biraz şey. Çalış çalış diyoruz, olmuyor. Ne diyelim, her zaman bazen şu telefonla açıkalı, karıştırmalı açıkalı olmuyor. Ne diyeyim yani. Kendiniz bilecek. Küçük çocuk değil yani, değil mi? Sonuçta. Canlarım, canımız çok sıkıntılı. Ama sıkıntınız güzel. Arkası çok çok iyi. Ejderha çıkmış sonradan sonra. Sizin üstünüze öyle bir güç gelecek ki, öyle güç gelecek. Yalnız, 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 yalnız. Dileklerine bak. Dileklerine bak. Dilekleriniz o kadar güzel ki. 4 tane dileğiniz var. Ve şu günlerde dilekleriniz o kadar güzel olmuş ki. Ama beklemede sanki. Beklemede hayatlarım. Canlarım benim. Bakın, dileklerimizi, isteklerimizi günde bir tane istiyoruz. Allah'tan her anda, her an, her dakika aklımızdan geçirelim. Tamam mı? Aklımızdan geçirelim ki olsun dileklerimiz. Çok şey istersek hepsi olmayabilir. Tek şey istersek o olabilir. Tamam mı? Ve gözyaşımız var. Gözyaşımız içimize akacak. Geliyor arkasından, dileğe dönüyor ama o yine, o da beklemede bak. O da beklemede çünkü o dileğinizde beklemede. 4-5 tane dileğiniz var. 5'i de beklemede. Zaman, biraz daha zaman, biraz daha zaman canlarım. Bakın. Uzun zamandır. Şöyle. Evinize gelecek olan bir bayan var. Ama şaşı. Böyle olacak, tamam mı? Biraz özür yani, kusura bakma. Gözünün biri Aynı'ya bakıyor, biri Konya'ya bakıyor. Yani küçümsemiyorum ama ne olur, dedikoducu bir kişi olduğu için bunu söyledim. Size özür yani, özür dilerim hepinizden. Dedikodusuna kulak vermeyin. Olur ha, denk geçiştirin bir daha da gel. Yani bir selam vermeyebilirsiniz canım. Yani saçını bir de böyle bu tarafına atıyor. Tabii bu tarafına atıyor, sol tarafına atıyor saçını. Dikkat edin. Böyle birisi geldiğinde dikkatli olun. Tamam mı canlarım? Hani fazla tiyo vermen, fazla da açık vermen canlarım. Bir de karşılıklı bir konuşmamız var. Eşinizle, dostunuzla, eşinizle olabilir bu. Eşiniz nasıl diyeyim? Ya sizin aranızda bir konuşma, diyalog eksikliği var. Bir oturun, konuşun halinizi, derdinizi. Ya canım benim hanım, adam benim halim bu.
kadın benim halim bu diyebilin birbirinize. Konuşma eksikliğiniz var, konuşun birbirinizle. İnan, bilhassa çocuklarınızı yatırdığınızda birer kahve yapıp halden dertten, gelmişten geçmişten konuşabilirsiniz hayatım. Ona göre bir değerlendirme yapabilirsiniz. Tamam mı canlarım benim? Şimdi de bir şöyle sıyıralım. Evet. Kocam, canım. Kocam gel bir oturalım konuşalım diyeyim değil mi? Olabilir. Niye olmasın? Kişinin tabii sesleniş tarzına, hitap ediş tarzına bağlı. Yani adam diyebilir, aşkım diyebilir. Böyle bir kahve içelim ikimiz baş başa diyebilir. Artık havalar güzelleşiyor. Balkonda oturup bir çay kahve içebilirsiniz hayatım. Konuşmak için ya çay da gerekli, su da olabilir. Su da olabilir. Tamam mı canlarım? Ben Fatma'ya bırakıyorum artık. Benim öyle olmam gerekiyor biliyorum yani doktordan şey olunca biraz öyle oldum yani ama şükür ben sizleri görünce mutlu oldum ve biraz da iyileştim. Çok şükür. Allah razı olsun sizlerden, hepinizden. Evet. Evet dostlar, bugün annem de ben de izleyen niyetine kahve ve tarot falımızı açıyoruz. Ben de izleyenlerimizin niyetine tarot falımızı açalım. Oo. Bir gidiş bir vedalaşmak çıkmış. Yani bırakıp gitmek, olduğunuz yerden memnun değilsiniz arkadaşlar. Yani olduğunuz yerden memnun olmadığınız çıkmış. Ben bırakıp gitmek istiyorum. Yani Fatma pılımı pırtımı toplayacağım, ben gideceğim diyorsun. Ama önünü kesen... Bu uygun değil. Bu yok, bu yok, bu yok. Önünü kesen olaylar var. Evet. Bir yere yatırım yapmışsınız arkadaşlar. Ev olur, tarla olur, takı olur. Yani bir borsa olur, kripto para olur. Bir yatırımınız var. Bu yatırımınızın da büyümesini bekliyorsunuz. Ben de bekliyorum. Ama o kadar çok ümitsizsiniz ki bu yatırımınızdan. Yani diyorsunuz ki Fatma, o kadar çok bu yatırım yaptım ama çok sıkıntıdayım ya şu an. Ya o kadar parasal anlamda, maddi anlamda o kadar sıkıntıdayım ki elim, kolum, gözüm bağlı. Sıkıntıların arasında kaldım resmen diyorsunuz. 3 yıldır bekliyoruz arkadaşlarım. Ama ayağınız açık dostlar, gidebileceğiniz... Aslında gidebilirsiniz dostlar ama dediğim gibi parasal anlamda sıkıntı var. Ve de yoruldum diyorsunuz artık. Yani bu konudan dolayı yoruldum diyorsunuz. Çok. Sakın vazgeçmeyin çıkmış dostlarım. Mücadeleye, kararlılığa direnç gösterin diyorlar. Biraz daha direnç göster demiş kartımız. Kendinizi sormanız gereken durumlar ortaya çıkacak. Sabırlı bir şekilde savunun kendinizi. Kendini savunmaktan çekinmeyin. Evet. Biraz daha dayanmanız gerekiyor dostlar. Birazcık daha dayanmanız gerekiyor. Çok disiplinli birisiniz. Fakat bazen kontrol elinizden kaçıveriyor yani. Kontrolü kaybediyorsunuz. Bunu yapmayın. Biraz da psikolojik anlamda kontrolü kaçırıyorsunuz. Dikkatli olun dostlarım. Dostlarım. Çok güçlüsünüz. Yani gerçekten güçlü bir karaktersiniz. Zirvedeki insansınız. Anlatabiliyor muyum? Zirvedeki insanın aslında sizin olmanız gerekiyor. Fakat dedim ya, biraz daha dayanmanız gereken konular var. Dikkatli olun. Dikkatli olun diyorum. Evet. Çok güçlüsünüz aslında. Böyle takdir görüyorsunuz. Bilgi bir insansınız. Fakat çok kıskanıyorsunuz. Tüm gözler sizin üstünüzde gibi. O kadar nazara, kıskançlığa uğruyorsunuz ki ya bazen bitiklik ya. Bitmiş, hani tükenmişlik sendromu diye bir şey çıktı ya zamanında. Evet. Aynı onu yaşıyorsunuz dostlar. Ben yaşadım vallahi, evet. Yaşadım kızım. Gerçekten çok kötü bir şey. Evet. Allah hani gerçekten kimseye kaldıramayacağı hiçbir yük vermesin. Ben yaşadım. Yaşadım evet. Yani. Dostlarım dediğim gibi kendinize güvenin biraz. Kendinize güven eksikliği var. Çok güçlüsünüz aslında ama güven eksikliğiniz var. Sıkıntıları tutuyorsunuz. Etrafınızda bunları savmak sizin elinizde. Etrafınızda yılan gibi, keler gibi insanlar var sizin böyle. Sürekli hır 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 yanınızda hırlayanlar var. Dikkatli olun bir insanlara karşı. Fazla hafife almayın dostlar. Bir şeyler bekliyorsunuz. Bir bekleyiş var hayatınızda. Hayallerinizin gerçekleşmesini, yani amacınızın gerçekleşmesini, amacınıza doğru adım atmayı, keşif var yani. Bir bekleyiş var, anlatabiliyor muyum? Ama sorumluluk almaktan kaçıyorsunuz. Şu sorumluluk almayı bilmek zorundasınız dostlarım. Biraz daha büyük düşünmeniz gerekiyor. Küçük denizde boğuluyorsunuz. Bak 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 bak. Şeytan çıktı, görüyor musunuz? Dostlar beklediğiniz şey, diyorsun ki iyi de kötü de olsa ben onu istiyorum diyorsun.
Bu bir yasak ilişki de olabilir, bir şey olabilir yani. Hayırlıysa dikkatli isten, olun. Hayırlısıysa Allah ver bana diyeceksiniz. Kendi kendinizi, aklınızı, beyninizi baştan çıkarıyorsunuz dostlarım. Kendi kendinize vesvese, kendi kendinize dedikodu, kendi kendinize üretmek var. Bir şeyler üretiyorsunuz. Bir şeylere bağımlılık var. Bakın dostlarım, insana da bir bağımlılık olabilir. Anlatabiliyor muyum? Bağımlılık var sizde. Yani o olmazsa ben ölürüm gibi bir bağımlılık yani. Anlatabiliyor muyum? Ve de kendinizi o kadar çok karanlıkta kalmış hissediyorsunuz ki. Yani o yüzden zaten yasak olanı istemek, imkansızı istemek, olmayanı istemek çıkmış. Dikkatli olun. Ve bazı konularda da takıntılık yapıyorsunuz. Takıntı yapmayın dostlarım. Ölüm çıkmış dostlarım, dostlarım. Görüyorsunuz. Hayatınızda bir şeyleri bitirip, sonlandırıp yeniden ayağa kalkmak zorundasınız. Bazen size yemin ediyorum, insanların yapmayacağım dediği şeyi bazen insanlar yapıyor. Yapabilir. Ben bunu hayatta yapmam diyen insanlar yapıyor. Ben kendim de gördüm yakın zamanda. Biliyorsun ki yapmayacağım diyeceğiniz bir şeyi asla büyük, yapmam demen. Büyük asla konuşmayın. Yeni şey çok yakındır kızım. O yüzden hayatınızda bitmesi gereken ne varsa bitirin. Devam etmesi gereken ne varsa devam ettirin. Allah'tan hayırlısını isteyin. Dediğim gibi selamet ver Allah'ım bana deyin, sabır ver demeyin. Çünkü o zaman da kötü ve zor olana katlanmak için sabır veriyormuş Allah. Böyle bir şey öğrendim evet. Yeni. Dostlarım etrafınızda sinsi insanlar var. Bakın sinsi size saldırmak için uygun zamanı bekleyen bir insan veya birkaç kişi insan olabilir. Sürekli kötülük yapma isteği var bunları size. Siz artık nasıl bir ah aldıysanız bilemeyeceğim. Bir kötülük yapma isteği çıkmış. Aldatılmak, ihanete uğranmışsınız. Aldatılmışsınız ve ihanete uğramışsınız. Bu da sizin canınızı çok yakıyor ve sen aldatmış ya, siz de ona yani elinizden gelen kötülüğü yapma isteği var içinizde. Yani o beni aldattı ya, ben sana gösteririm, sen bir dur bakayım. Kendine yaparsın canım benim, kardeşim benim. Hani erkek olur bayan olur önemli değil ama kendine yaparsın, yapma. Allah'a havale et gitsin, tamam. Ve bu kişiden dolayı, bir kişiden dolayı yüksek mevkili, itibarlı bir kişiden size bir kapı açılacak dostlarım, dostlarım. Bu kapıya biraz dikkat edin. Çünkü sinsiliğin, ihanetin yanında çıkması bir bana ters geldi nedense. O yüzden o kapıya dikkat edin. Verdiğiniz kararla doğru yolu seçiyorsunuz. Demek ki bu kapıdan gireceksiniz veya girmeyeceksiniz. Bu seçimi siz yapmak zorundasınız. Ve iyi bir şey yapıyorsunuz. Demek ki sizin için iyi bir şey yapıyorsunuz ki büyük bir mutluluk yaşanacak. Özel hayatında, iş hayatında beklenmedik fırsatlar gelecek. Dikkatli ol diyor. Yani iyi bir gelecek ve başarı seni bekliyor diyor dostlar. İnşallah güzel olur. Yani seçimlerimizi inşallah. İyi yapmak zorundayız. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin demiş kartımız. Lütfen durumlara böyle değil, böyle bakmayı deneyelim. Çünkü farklı açılar çok önemlidir. Farklı açılardan bakmak gerekir bazen. Bazen aslında o karşıdaki kişi sizin hakkınızda kötü bir şey söylemiyordur ama siz onu kötü anlıyorsunuzdur gibi. Öyle durumlarda farklı açılardan bakmayı deneyelim. Seçtiğin tabii. Yol senin için en iyisi diyor dostlar. Seçtiğiniz yol sizin için en iyisi. Kendini ve inançlarını boğucu sınırlarına hapsetme. Yeni şeylere açık ol. Bazı inandığınız şeyler var. Bunlar eğer bunların dışına çıkarsanız siz sanki kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Böyle bir inanç çerçevesi oluşturmuşsunuz. Bundan çıkmanız gerekiyor. Yeni şeylere açık olmanız gerekiyor. Evet. Artık zaten şu zamanlarda artık şöyle düşünüyorum yani... Olduğu kadar, olmadığı kadar da yorum. Yok. Anladın mı? Biraz da çabalamak lazım. Olduğu olmadığı diye bir şey değil. Çünkü insanlara Allah akıl vermiş, göz vermiş, el, ayak, ağız vermiş canlarım. Düşünebilme kabiliyeti vermiş canım. Vallahi ha. Bilemeyeceğim. Onun da tamam çabalarsın, yaparsın. En sonunda olduğu oldu, olmadığı kaderdir, geçersin ama olması evet. için iyi eğer bizim için hayırlıysa olması için. Biraz çabalayalım. Evet dostlarım, şimdi de izleyenlerimizin niyetine hemen tarot falı açacağım. 2 kart 3 kart isteyenlere yazdığı mesajları da okumak istiyorum. Emeğinize yüreğinize sağlık. Canlarım Allah herkesin yardımcısı olsun. Fatmacığım benim için de 2 kart çeker misin?
Çok sevinirim. Taşınma olacak mı? Allah'a emanet ol. Canım benim seni çok seviyorum demiş Ayten Anıl. Oraya iki kart seçeceğim. Taşınması için var mı böyle bir şey? Taşınma gibi şey söz konusu var mı? Hayırlısı olsun. Ayten Anıl'cığım. Ayten Anıl'cığım biraz daha bekle çıkıyor. Ve de bir anneni dinleme var. Anneni dinle diye bir kartımız çıkmış. Sen çok zıt bir insansın. Yani zıtların uyumu sende birleşmiş sanki. Anlatabiliyor muyum? Ve büyük bir sır var içinde. Sende büyük bir sır var. Bu sırrı herkese anlatmamaya çalış. İçinde korumaya çalış. Ayten Anıl'cığım. Ve de rüyalarına dikkat et. Aslında rüyaların seni yönlendiriyor ama sen bunu anlamıyorsun. Rüyalarına dikkat etmen gerekiyor baby. Ve de sezgilerine güveneceksin. Sezgilerine güvenmen gerekiyor. Biraz daha bekle, bekle ki senin için en iyisi çıkacak, gördün mü? Güneş çıktı yani. Yani etrafına ışık saçıyorsun. Mutluluk, canlılık, başarı girecek hayatına. Muradına ermek çıkmış. Demek ki taşınacaksın ama beklemen az gerekiyor daha, baby. Bekle. Anladın mı? Bekle. Sabırsızlık etme. Şimdi bakıyorum. Beni unutma kuzum. Ayşe Gülcüğümüze bakalım. Ayşe Gül Hanımcığım. Bakalım ne yazmış. Ağzınızı sağlık canım benim. Beni unutma demiş. Ayşe Gül Hanımcığım. Yani bir hayattan memnuniyetsizlik var. Hayatından memnun değilsin. Mutlu değilsin yani. Hedeflerin var, onlara ulaşmak istiyorsun ama pozitif düşünmüyorsun. Hep bir negatif düşünmek çıkmış. Lütfen biraz daha pozitifçi ol. Ve de pozitifçi ol. Hayatına yenilik ve şans geliyor. Bu yenilikleri, şansları kaçırma lütfen diyorum baby. Böyle daha iyi oldu sanki değil mi anne? Tabii. Bakalım. Canlı canlı okumak çok daha iyi. Çok mesaj var arkadaşlar da arasından seçiyorum. Merhaba, bana da iki kart açar mısınız? Zahmet olmazsa demiş. Mihriban Sadigova diye birisi. Açıver. Sadigova. Azerbaycan'dan büyük bir ihtimal. Mihriban Sadigova. İki kart açalım canım benim senin için de. Ne oldu? Oo. Mihriban'cığım benim, canım benim. Yalana uğramışsın. Hileye uğramışsın. Dolandırılmaya uğramışsın. İkiyüzlülüğe uğramışsın. Yani etrafında hep sinsi insanlar var. Ve sen bu insanları görmezden geliyorsun. Ama yanlış yapıyorsun. Sana haksızlık yaptığını bile bile, sana ihanet ettiğini bile bile bunu görmezden geliyorsun. Aman üzülmeyeyim veyahut da kırmayayım gibi bir düşünce var sende. Bunu yapma. Böyle ya insanlar... Şimdi yaptı bir daha yapmaz düşüncesi de olabilir. Ha, böyle insanlar varsa çıkar hayatından gitsin baby. Tabii tripodu da depmeliyorum. Sen bu sırada bayramdan sana geçti. Mihriban Hanımcığım, zararın neresinden dönersen dön kârdır diyor kartımız ve hayatında fırtına öncesi sessizlik var. O kadar bir duraksama var ki hayatında. Bu da fırtına öncesi sessizlik. Patlamaya hazır bir bomba gelsin. Dikkatli ol, çok yorulmuşsun, çok dolmuşsun, çok 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 aşırı dolmuşsun ve patlayacaksın. Ama lütfen biraz daha sakin kalmayı becerebilirsen güzel olur. Semra Özfırat, iki kart benim için de çeker misin? İstanbul'da yaşıyorum, farklı bir şehre gidiş var mı demiş, teşekkür ederim demiş. Semra Özfırat'cığım, almak için önce vermek gerekir Semra Özfırat'cığım. Yaptığın yatırım sana kazanç getirecek. Bir yatırım yapmışsın, bu yatırım da sana kazanç getirecek. Almak için vermişsin, güzel bir şey çıkmış. Biraz cimrilik var sanki. Paylaşman gereken durumlar var. Belki sıkıntılarını, belki paranı, belki bir şeyini paylaşabilirsin gibi. Bir yerlere hayret. Hayır, az da olsa bir hayret olur mu? Allah kabul eder onu. Semra Özfırat'cığım, sen çok gitmek istiyorsun ya. Buradan gel, o kadar çok mutsuzsun ki. Ve de çocukluğundan gelen, annenden dolayı mı olan bir mutsuzluk, bir sıkıntı çıkmış dostcuğum. Anne olur, abla olur, teyze olur. Para sıkıntınlar, senin para sıkıntınlar. O yüzden ama o kurtuluş yanında çıkmış, muradına ermek üzeresin çıkmış, hayallerine kavuşmak üzeresin. Fakat yerinde olmak isteyen çok insan var ve arkandan koyunu kazan çok insan var. Şöyle suyun üstündesin, eğer yanlış bir karar verdiğinde böyle olacaksın. Ya suya batacaksın. O yüzden kararlarını düzgün ve doğru vermek zorundasın baby. Yapacak bir şey yok.
Ben acı söylerim, doğruyu söylerim. Ne görüyorsam onu söylerim dostum. O yüzden hiç kimse kırılmasın, almasın, darılmasın. Değil mi? Tabii. Günay en Sabnov güzel. Hanımcığım. Azerbaycan'dan yazmış. Necdiye hanımcığım, yani Necdiye ablanı da sevindirirsin demiş. İki kart istemiş. Günay Sabnovcuğum, yani Necdiye hanımcığım. İki kart açalım. Çok güçlüsün Necdiye hanımcığım. Zirveyi hak ettin artık. Ama kafanı kullanman gerekiyor. Şu kafayı kullan. Hep burayla hareket etme. Sana bir adamdan bir söz var. Yani bir sana bir tavsiye olabilir. Bu adamın sözünü dinleyebilirsin. Strateji yapmak zorundasın. Hedeflerine ulaşmak için strateji yapmayı bilmiyorsun. Evet. Biz de bilmiyoruz. Ve mantıklı hareket etmek zorundasın. Lütfen mantıklı hareket et. Çünkü her şey yolunda gidecek. Şansın çok açık. Sana inanmayan, güvenmeyen insanlar var. Yapamazsın, edemezsin, tutamazsın diyenler var. Ama onlara rağmen başaracaksın, rahata kavuşacaksın. Bolluğa, bereketi, zenginliğe kavuşacaksın. Cancağızlarım. Evet. Bakalım kaç kişiye baktık hani? 3-4 kişiye baktın değil mi? Baktık. Evet dostlarım. Böyle gördüğünüz gibi burada yazan mesajları okuyorum. Ve onları özel 2 kart, 3 kart aralarından seçiyorum ve bakıyorum. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve videolarımızı beğenmek. Ben herkese özel bakıyorum dostlar. Genel açılım yapıyoruz. Ve de herkesi sevindirmek için amaçlı. Herkese 2 kart, 3 kart açıyorum. Fallarımın sonunda 2-3 kişiye açıyorum. İnşallah memnun olursunuz. Evet. Onları. Dostlarım, bugünlük falımız bu kadar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve videolarımızı beğenirseniz çok güzel olur. Ve bizim için de, özellikle benim için de birazcık dua ederseniz Allah sabır versin diyerekten. Deme dedim. Allah selamet versin, selamet. Allah selamet versin, hayırlısı. Evet dostlarım. Bir gün daha sonra geldik ve söz anneme bırakıyor oraya. Attım gitti. Canlarım, çok sıkıldığınız zaman diyeceksiniz ki La havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi lazim. Allah'ım sen ver bizim sabrımızı, selametimizi. Rabbim bize evet. Yardım et, yardım elini esirgeme. Canlarım, yüksek binalarda duranlarınız ne olursunuz dikkat edin, evlerinizi kontrol ettirin. Yani şu günlerde böyle bir şeyler var. Allah yardımcınız olsun hepimizin. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.